Selam millet, Misao'nun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Toma'nın içine ne girdiğini bilmiyoruz ama galiba şu an Toma bizimle birlikte, bizim yanımızda göstermiyor ama büyük ihtimal yanımızda. Onu kurtarmamız gerekiyor. Burası uçurum. Burasının nasıl bir şekilde uçuruma dönüştüğünü tabii ki de bilmiyorum ve önemli de değil. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu Toma'yı kurtarmak istiyorum. Açıkçası... Aa bir dakika. Burada... Aa tamam, burası değil. Toma'yı nasıl kurtarabileceğimi bilmiyorum. Bunun için aklıma gelen tek isim var. O da kütüphaneci kız. Kütüphaneci kız. Aa! Sus! Bırak peşimi. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, bu orada saklanıyor. O zaman şey yapalım. Bir dakika. Kütüphaneci kızın yanına gidelim. Ona Toma'dan bahsedeceğim. Bu da ne ADC? Onun da Arwen. Aslında The Count Lucanor'daki ismi Julia'ydı ama ben biliyorsunuz şey yaptım. Neyse. Toma'ya yardım et lütfen. O benim sınıf arkadaşım. Evet. Dur bakalım. Toma'yı yatağa aldık. Bu iyi olabilir. Arwen, Toma bir süre burada bekle. Ruhlar buraya gelemiyor gibi görünüyor. Aynen, bu arada kütüphaneye gelemiyorlar. Ama bir dakika. Ne? Bunu yapamam. Bu tuhaf adamla burada kalamam. O sadece benim sınıf arkadaşım. Toma o kadar da korkunç değil. Yemin ederim, lütfen müsaade et. Bak gerçekten bu arada Arwen kendisi korkunç değil. Zaten kendisi bir tavuk. Ama içine eğer sen öyle diyorsan. Şşt hey. Tam biraz düzelmiş bu arada. Hey sakin ol Arwen. Sakin ol. Onu sakın öldürme. Tamam mı? Senden gerçekten tırsıyorum zaten. İyi olacak mı acaba? Buna bir şey lazım ama ne? Bunun için Onigawara'nın yanına gitmek istiyorum. Kesinlikle Onigawara'nın yanına gitmek istiyorum. Bu konu hakkında mutlaka bir şey biliyordur. O her zaman bize yardım eder. Bakalım. Sadece kayıt noktasından fazlası ol. Lütfen. Harbiden o nottaki gibi olma. Ruhları. Tamam. Burada gene kaydettim. 030 bizim yeni kayıt noktamız. Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen manyaksın. Ayaka manyak ya. Ayaka'ya güvenmiyorum. Bu arada Kurata Hoca'ya da... Bir dakika. Bir yorum okumuştum. Yorumda diyordu ki... Kızlar tuvaletinin su... Tamam deneyeceğim. Oh! Bir dakika, bir şey oldu. Kızlar tuvaletindeki son tuvaleti 3 kere tıklat. Bu bir şey oluyormuş. Burada bir kaydediyorum. Kent sev. Allah, burada bir şey oluyor. Bir dakika, o zaman şöyle yapalım. Burada ne olabilir ki? 1 2 3 Tamam. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki. Bu... bir dakika bakacağım. Bu nasıl koku böyle? Bir dakika. Sifona basmak beni öldürür mü? Sifona bassam. Eğer basmazsam sifondan bir şey çıkıp beni çekebilir. Evet. Tamam. O kız geldi gene. Bir dakika. Ben bir ruhu salmış olabilirim. Ya da bilmiyorum. Oo, buradan durmayacağım. Burada durmayacağım. Bir dakika, burası. Buraya daha önce girdim mi? Buraya daha önce girdik mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın, bir şey çıkabilir. Tamam, boşmuş. Tamam. Sadece bir Sayori, tamam mı? Neden bunu yapıyorsun? Kanla dolu. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun spoilerını vermiştim bu arada. Tamam. Arkadaşlar. Kurata Hoca'yı... Ulan Kurata Hoca niye dolapta bir daha? Allah Allah, what the fuck? Bir şey söyleyeyim mi? Kurata Hoca'yı kurtarmak... Ben Kurata Hoca'yı kurtarmıyorum ya. Ama bir dakika. Toma'nın nasıl iyileşileceğini... Kurtarmam... Dolabın içinde bir şeyler var. Kurata Hoca'yı kurtarıyorum. Urata mıydı? Kurata, tamam. Kurata Hoca tehlikeliymiş. Bu arada güven puanım 5. Ben depremden sonra buraya sıkışmış ama... Belki Toma'ya yardım...
Direkt yardırıp gidiyor bu da ya, manyak. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Yukarı en üst kata çıkacağım. Şimdi burada hayalete... Aa, bir dakika, o kız bizi aşağı çekiyor. Hayır hayır, buraya girmem. Burası galiba Toma'nın lanetlendiği uçurum. Kesinlikle. Okulun bir kısmı uçmuş. Şu kütüphaneye gidip tekrar Arven'e ne yapıp ne ettiğini soracağım. Arven, durum ne? İpuçları. Laneti ortadan kaldırmak için insan bedeninin altı parçasına ihtiyacım var. Okulun her tarafında dağınık bir halde bulunuyorlar. Sen ciddi misin? Dolapları dikkatlice aç ve hepsini kontrol et. Belki de bir şey bulabilirsin. Oğlum, daha az evvel birinci katta bir gürültü işittim. Bir kız çığlığıydı. Neler olduğunu biliyor musun? Okulumuzda ünlü bir söylenti var. Ünlü bir söylenti var. Eğer kızlar tuvaletinin giriş kapısına en uzak olan tuvaletin kapısını tıklatırsak, ki az önce yaptık. Hanako'nun cevap vereceğine dair. Kötü ruhun saldırısından dolayı Toma'nın bedeninde yanıklar var. Eğer yanık yerlerini nemli tutarsak iyileşecektir ama... Ama ne? Bir şey söyleme, ben az önce Hanako'nun ruhunu gördüm bu arada. Bir dakika, kızlar tuvaletine gidiyorum tekrar. Kesinlikle. Kızlar tuvaleti alt katta mıydı? Şuradaydı galiba. Bak. Şurada kaydettim. Honoka'nın ruhuyla konuşmam gerekiyor. Lütfen bana saldırma. Honoka! O çok tatlı! Hadi oyna benimle. Bak, oynarım ama beni öldürmek yok, tamam mı? Hanako. Ay söyle. Hanako, Honoka. Honoka diyesim var bu arada. Honoka kimdi lan? Oğlum, Honoka diye bir oyun oynamıştık biz. Charon oyunuydu hatta. Dur. Hanako yapma. Hanako yapma. Tamam. Hanako biraz sıkıntı. Pekala. Pekala. Lanet olası Honoka. Hanako. Söylenmesi ne kadar... Ben buraya daha önce girdim mi? Ayaka yerinde yok. Ayaka yok. Bir dakika. What the fuck? Siz ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Ayaka ve Kurata Hoca. Yardım et mi? Ne demek oluyor lan bu? Ayaka? Sakin ol. Canavar gitti Ayaka. Hocam, Ayaka'nın sorunu ne? Bir yaratık tarafından saldırıya uğradıktan sonra şoka girdi. Ayaka saldırıya mı uğradı? Ona güvende olabileceği bir yere kaçmasını söylemiştim. Bekle biraz. O burada kalıp biraz dinlenebilir. Kurato Hoca, sana güvenmiyorum. Sana güvenim 6 bu arada. Ama endişelenmene gerek yok. Ben onunla ilgilenirim. Pekala, siz Ayaka'ya emanet ediyorum hocam. Ben biraz daha çevreye göz gezdireceğim. Bekle. Personel odasındaki masanın çekmecesinde biraz sakinleştirici olacak da Ayaka için birkaç tane getirebilir misin? Belki onu biraz sakinleştirebilir. Tamam hocam. Dikkatli ol. Dışarıda ölmekten hiç korkmuyor musun? Sanırım en cesur öğrencimsin. Teşekkürler hocam. Hocam, sözlere yansıtırsınız umarım. Dünyayı kurtu yapınca. Sıra dışı bir şey yok. Şimdi. Kurata Hoca'ya güvenim sıfır bu arada. Ne dedi? Personel odası. Personel. Officer room. Personel odası nerede ki? Personel odası nerede? Bana bir harita lazım. Bir dakika, ben gene Arven'in yanına gideceğim bu arada. Arven her zaman bir şeyler bilir. Bir dakika, şurası mıydı lan yoksa? Burası personel odasına benziyor. Aylık, tam bunları biliyorum. Çekmece olmasını dilediğim bir şey. Acil çıkış kapısının anahtarı bende bu arada. Bir dakika. Sadece meraktan. İtemleri toplamadıkça bir işe yaramazlar. Ne? Bu tahtada bir şey mi yapacağım? Oo, bir dakika. Ben şu an şey yapacağım bu arada ya. Ben az önce bir kız cesedi gördüm ya. Neredeydi o ceset? Burada mıydı? Alabiliyor mu kızın parçasını? Oh! Birileri buraya doğru geliyor. Dolaba girdim. What the fuck? Elindeki bu arada testere. Hem de motorlu. Bir dakika. O bir insan mıydı? Okulun çevresinde elektrikli testere taşımak.
da neyin nesi? Bir daha karşıma çıkmasını istemem, yoksa işim bitti. Burası neresi lan? Yoshino. Yoshino kimdi? Yoshino yardım istiyor bu arada. Bir dakika, Yoshino yardım edeceğim de. Burada ne yapıyorsunuz siz? Kapsülün içinde bir kalp yüzüyor. Beyzbol sopam. Beyzbol sopamla kıracağım onu. Bunu almam gerekiyor. Adam otu mahsullerini tuzlamak hakkında. Adam otunun kökleri tuz üretir. Bu yüzden kökleri ovalayarak tuz elde edebilirsiniz. Uyanıklarken denersen onları sinirlendirirsin. Bu yüzden uyurlarken dene. Bir şey söyleyeyim mi? Burası True Lab. Burası True Lab. Bu kontrol paneli olmalı. Hayır, şimdilik bir şey yapmıyorum. Ne oluyor lan? Yoniş... Dur, yardım edeceğim. Dur, ne oluyor? Evet bu arada. Biraz bekle, seni çözeceğim. Nihayetinde iyi çocuksun. Kudo pisliğinden daha havalısın. Ya bir dur şimdi Kudo. Yoshino, sen hep senden güçlü olanlara sataşırdın. Bu zorbalık, biliyorsun. Abu Yoshino. Şey zorba... neydi ya? Şey, zorbaların lideri. Ha ne? Evet, ne yapacaksan yap artık. Bana bir şey hakkında söz verebilir misin? Bundan sonra zorbalık yapmayacağına dair. Ya şimdi söz verse bile buna uymayacak. Hadi ama Yoshino'yu tanıyoruz. Pekala, tanrım, yemin ediyorum bir daha zorbalık yapmayacağım. Kurtar beni artık, acele et. Geri gelecek. Kim? Allah'ım. Geldi. Motorlu çocukmuş. Hayır, deneyin numunesi olmak istemiyorum. Bu karesin ipleri çözemiyorum. Her ikimiz de yakalanacağız. Bekle, bir şey bulurum. Önce sakin olmalıyım. Bakın. Biliyorsunuz geçenki deprem videomu hatırlayın. Kesin olan bir şey var ki, o da eğer yakalanırsam Yoshino'ya yardım edemem ve ölürüm. Şimdilik bir yere saklanmalıyım. Nereye saklanabilirim? İçine sığınmak çok küçük. İçine sığınmam kapsül çok küçük. Saklan. Mecbur saklan. Pekala, beni bir denek sanabilir. O geliyor. Lanet olsun, kızı keserse bu arada çok üzülürüm. Lütfen kesmesin. Oo, bir dakika. What the fuck? Lanet olsun. Beni küçük bir tavuğa çevirdi. Bir dakika. Tamam. Şey yapacağım. Ne yapacağımı biliyorum. Düşündüğüm şeyse kendimi de denek gibi yatıracağım. Bu lanet olası herif kim bilmiyorum ama. Gülüşe bak. O ses senden çıkması imkansız bu arada. Tamam. Hemen şu Yoshino'ya yardım edelim. Geliyorum. Oh! Adeci aniden çalan telefondan ürktü ve geriye sıçrayıp duvara başını çarptığı için son nefesini verdi. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle. Telefonlar aniden çaldığı zaman kafamı duvara vurup ölürüm arkadaşlar. Bu benim en büyük hobilerimden bir tanesi. Hadi ama. Elinde motorlu testeresi olan birinin hiçbir önemi yok. Önemli olan o ayizeli telefon. Pekala, hızlı gitmemem gerekiyor. Tamam, Yoshino yardım istiyor. Dikkatli olmalıyım. Telefon çalabilir, telefondan geçmeyeceğim. Yoshino, geldim. Şimdi Yoshino, bana bir söz vereceksin, tamam mı? Bu arada ben yere yatmayı deneyeceğim. Eğer olmazsa... Tamam, söz verdirdik mi? Geldi. Tamam. Tamam, deniyorum. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Deneyeceğim. Sıçtık. Karnı yırtılarak deşilmiş biri. Benim iki katım, içine saklanabilirim. Saklan. Tamam. Çok iğrenç bir... Şimdi kusacağım. Şu an iğrenç bir insanın içindeyim. Bu ses de ne? Eğer Yoshino'yu kesiyorsa bu bizi biraz üzer. Yoshino, eyvah, kesiyor kızı galiba. Allah kahretsin ya. Yapabilecek bir şeyim yok. Hayır. Yoshino'nun kesilme efekti. Daha kesmedi bu arada. Kesecek misin?
What? Her yerim kan olmuş. Bir yerde üstümü yıkamalıyım. Yoshino? Oh, hayır, bu nasıl olabilir? Seni kurtaramadığım için üzgünüm. Arkadaşlar burada kaydettim. Tamam mı? Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Oğlum ne oluyor lan? Yani tamam, vahşi bir oyun da bu ne? Ve bu arada bu oyunun farklı versiyonları da varmış. Neyse dur şunu bir bitirelim de arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Hoşçakalın.